Beşiktaş'ın imkanları kaba tabirle carcur edilmez ise Beşiktaş'ın kendini toparlama ihtimali matematiksel olarak gözüküyor. Bizim arzumuz ve isteğimiz Beşiktaş'ın stadının yapılması, yenilenmesi, pek tabii ki kamuoyunu rahatsız etmeyecek tarzda tarihsel dokusuna saygı duyarak, ona özen göstererek ve onu da göz önünde bulundurarak bir stat projesi düşünüyoruz. Takımın kazanmaya başlaması, birbirine saygı ve sevgi göstermesi saha içerisinde şu anda bizim ilk beklentimiz. Bunları hocamız sağladığı takdirde bizim için başarılı olmuş kabul edilir. Bazı tercihler muhakkak ki yapılacaktır ama bunlara teknik kadro karar verir. Bekleyip görmemiz lazım o konuda Cem Bey. Çok erken ve yeniyiz yani biz her şey çok çabuk Karar veremiyoruz. Mutlaka mutlaka. Evet. Fikir de yürütemiyoruz. Zaten yürütmemiz de doğru olmuyor. Onun için zamanı ihtiyacımız var. Teknik konular bunlar. O konudaki arkadaşlarımız zaten çalışacaklar ve çalışıyorlardı. Sonuçta bu bir iptir. O ipte göğsüne ilk e, değebilen takımın şampiyon olması gerekir. Arkasından o başarıyı gösterememiş birileriyle e, şansa tesadüfe kalmış maçlarda onu kaybetmek çok acı olabilir. Bir daha düşünmekte fayda var bu konuyu. Bir an önce bu kararların alınmasında fayda var. Bu iş çok uzadı gibi geliyor bana. Çok yıprandı Türk futbolu. Keşke daha evvel alınabilseydi. Belki imkan yoktu ama e, biliyorsunuz bir laf vardır. En kötü e, karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Bu bir gerçektir yani. E, onun için temenni ediyorum. Keşke yarın karar alınabilse. En yakın zamanda Türk futboluna daha katkısı ve faydası olur diye düşünüyorum. Yeniden yapılanma ve stratejilerle ilgili bir komitemiz bugün sabah itibaren çalışmaya başladı. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ı uzun vadede, uzun vade derken yani 10 yıl, 20 yıl tabii ki bu dahil ama 1-2 yıl içerisinden başlamak üzere yeniden yapılandırmak.